saray esnafının bir durumu. Evet. Nasıl dedi, talep nasıl? Evet. Şimdi az önce mesela bir tanesi dedi ki dualarımız sizinle dedi. Ne demişti? Siz, en iyisi size yakışıyor demişti. Evet. Nasıl, ilgi alaka nasıl? Ben 4. kez küçük sarayımıza geliyorum. Sabahtan da buradaydım. Aşağı yukarı 150'ye yakın esnafımızı gezdim. Gördüğüm tablo şu. Bir kere insanlarımız 30 Mart'ta bir değişime kendisini inandırmış ve hazırlamış. Artık Turgutlu yönetimi için yeni bir yüz arıyor. Ve gördüm ki her esnafımızla konuştuğumda görebildiğim şudur. Gerçekten herkes benim bu görevi layıkıyla, dürüstçe, başhekimlikte, hekimlikte 20 yıldır yaptığım şekilde yapabileceğimi ve Turgutlu'yu ayağa kaldırabileceğimi, esnafı ayağa kaldırabileceğime inanmış ve buradaki davranışlar o kadar sıcak ve o kadar samimidir ki bu bile bizim 30 Mart'ta inşallah Turgutlu'muzda yeni bir dönemi başlatacağımıza göstergedir. İnşallah 30 Mart'ta bu yarışı kazanacağız ve yeni bir Turgutlu ve yeni yaşam sözümüz için çalışmaya başlayacağız. Teşekkür ederim. Şimdi cumartesi akşamı Turgay Şirin projelerini açıkladı, kamuoyunu açıkladı. Siz daha projeleri... Biz projelerimiz şu anda bizim hepsini ben 75 gündür açıklıyorum. Artık hem yazılı hem görsel olarak da yarından itibaren bunu göreceksiniz. Ve şeyin önündeki, partinin önündeki ekrandan da projeler şu anda geçiyor. Nasıl, uzak göremiyoruz tabii. Evet. Bizim projelerimiz 3 ay öncesinden hazırlandı. Ancak bu 3 ay içerisinde insanlarımızla, esnafımızla, çiftçimizle, işsiz gençimizle görüştük. Önerilerini aldık. Hepsini birleştirdik. Ve gerçekten iş ve aş için Turgut'un önünü açacak projelerle yola çıktık. Yani projeleriniz yarın kamuoyuna açıklanacak. Biz projelerimizin başlıklarını ben basın toplantısında açıklamıştım zaten. Tüm başlıkları açıklamıştım. Aşağı yukarı 27-28 başlığımız var. Ayrıntısıyla yarından itibaren bunu bir dergi olarak, bir broşür olarak tüm Turgut'ta halkı görecek. Bir de şu anda İbre yana, kimden yana, yani sizden yana mı? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ben başhekimliğimde de, hekimliğimde de benim için hizmet çok çok önemli. Ve ben çok hırslı, çok iddialı bir insanım için. Ve başhekimlikte bu hırsımla, bu iddiamla bir yıl içerisinde o başhekimliği ayağa kaldırdım. Hizmet anlayışını değiştirdim. Tüm Türkiye'ye örnek olacak sağlıkta uygulamaları başlatan kişiyim. Bugün içinde 20 yıl önceki inançla, güçle bu yola çıktım. Ve 30 Mart'ta inşallah ben ve tüm arkadaşlarımla birlikte biz bu yarışı kazanacağız ve yeni bir Turgut için yola çıkacağız. Peki ya, şu anda adayların içinde en zorlayan sizi aday hangisi? Ben kendi işime ve yoluma bakıyorum. Diğer adaylara da hayırlı olsun. Ben 80 gündür kendim çalışıyorum, kapı kapı dolaşıyorum. Bu Turgut'ta bir ilktir. Kapı kapı dolaşarak seçmenlerle, insanlarımla, hastalarımla görüşüyorum ve kendi yolumda ilerliyorum. Dediğim gibi diğerlerinin ne durumda olduğunu bilmiyorum ve beni de ne durumda olduğu çok fazla ilgilendirmiyor. Ben projelerimle ve kendi yapacaklarımla yoldayım ve bunu kazanmak için de her türlü çabayı gösteriyorum. İnşallah 30 Mart'ta da Allah'ın izniyle kazanacağız ve esas kazanan da canım Turgutlu olacak. Teşekkür ederim.